Bakın sizi bu sefer şehir dışına çıkardım. Golf cenneti Belek'te gezdireyim biraz. Gençler ne haber? Bir herhalde bir 10 küsür gündür video çekmedik. Ben de azıcık tatil yaptım bu arada. Denize falan girdim Antalya'da. Şimdi günün mevzuna gelelim. Şu güzel manzara eşliğinde. İşte burada çam ağaçları, ormanlar falan, Belek Turizm Merkezi'nin içine doğru gidiyorum. Arkadan biri sıkıştırıyor beni. Bunlara ne kadar da hızlı gitsen yetmez abi. 70'le git 80 ister, 80'le git 90 ister, ister de ister. Neyse, konuya gelelim. Şimdi kanalı sürekli takip edenler zaten bilecektir benim hangi skuterden hangi skutera geçtiğimi. Bundan yaklaşık 1,5 sene öncesine kadar 50cc scooter kullandım ben. Biliyorsunuzdur. Dial'in Beagle'ın, pardon. Tabii Dial'in Beagle ya. Ne zamandır söylemeye o markayı, modeli unutmuşum. Dial'in Beagle 50cc Güney Kore yapımı bir scooter kullandım. Onu yaklaşık 1 sene kullandım. Ki onu kullandığım zamanlar motosiklet ehliyetim yoktu. B ehliyetle kullandım. Kanunun izin verdiği şekilde. Sonra denk geldi, uygun bir fiyatla, uygun şartlarla bu altında görmüş olduğunuz Dial'in S3 Advance aldım, 250cc. Ve onu almadan önce de ehliyete başvurdum, motosiklet ehliyetine, A2. Ve motosiklet ehliyetini aldıktan sonra son 1,5 senedir bu canavarın üstündeyim. Şimdi bugün size biraz benim için ne değişti ondan bahsedeyim yani. Çünkü arada çok büyük fark var. Gençler bir saniye. O aradaki farklardan biraz bahsedeyim size. Çünkü birçoğunuzun başına gelecektir bu. Yani B ehliyetle motora binme sevdası başlayınca, işte B ehliyetle 50cc ile başlıyorsun. Onu kullanıyorsun, motosiklet kullanmayı öğreniyorsun falan filan derken bu sefer yetmiyor. Yetmeyince de daha çok keyif almak istiyorsun. Uzun yola gitmek istiyorsun. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun, ehliyet alıyorsun. Ehliyet aldıktan sonra da böyle büyütüyorsun. Yani 50'den 125, 150, 200, 250, hatta daha yüksek silsillere geçenler de vardır. Ben 250'ye geçtim. Şimdi gençler, arada ciddi fark var. Yani bak, şimdi o farkları sayacağım size. Avantajları ve dezavantajlarından da bahsedeceğim. Yani hani büyük CC'ye geçmenin her tarafı avantajlı da değil. O sizin kişisel şartlarınıza ve tercihlerinize bağlı olur. Şimdi 3 ana değişiklik var. 50cc'den 250cc'ye geçtiğiniz zaman yaşayacağınız. Birincisi ağırlık. İkincisi güç. Üçüncüsü hız, sürat. Şimdi ağırlıktan başlayalım. Birçok 50cc scooter 90-95 kilo civarında ağırlığı. Yani 87'de olan var, işte ne bileyim 85 olan da var, 95 olan da var. Ben diyeyim ki 90 ile 95 arasında. Şimdi 250cc'lerin en hafifini kullanıyorum ben. Kuru ağırlığı 168 kilo bu motorun. İçine yağını, suyunu, benzinini de koyduğunuz ve eşya da koyduğunuz zaman bu motorun ağırlığı 180 kiloyu geçiyordur. Hemen bir sollama yapalım. Çünkü çok daraldım ben bu minibüsten. Şimdi bir anda iki katı bir ağırlığa geçeceksiniz. Özellikle böyle cüssesi, kas yapısı kuvvetli olmayan, cüssesi çok büyük olmayan kullanıcılarda o ağırlık bir kere bir fark edecek. Yani eğer kas yapınız, nasıl diyeyim, amiyana tabirle, eğer cılızsanız, böyle ne bileyim kol kaslarınız falan çok eğer güçlü değilse, o ağırlığı bir kere hissedeceksiniz. O anda kaçarı yok. Çünkü iki katı ağırlığa çıkıyorsunuz. 90-95 kilodan 180, hatta motoruna göre 190 kiloya kadar ulaş. Evet. Bravo, tebrik ediyorum abi seni. Bravo. Neyse. Sinirlenmeyelim, yola devam edelim. O iki katı ağırlığı bir kere hissedeceksiniz gençler. Bunda kaçarı yok. İkincisi ne dedik? Güç. Şimdi bir 50cc scooter, yine ortalama söylüyorum, İstisnalar kaydı bozmaz,
Yaklaşık 4 beygir civarındadır. 4 Nm torka sahiptir. Bu 3.5 olur falan fistan. Hadi diyelim 4 diyelim. 4 beygir 4 Nm torktan. Şimdi ben bir anda 25 beygir 22 Nm falan torka çıktım. Bak aradaki güç farkı 6 katına yakın neredeyse. Yani 4 beygir nereye? Amcaya dur işareti olduğu için tebrik ediyorum taksiciyi, durdu. 6 katı güce çıkacaksınız. Yani 4 beygirden yaklaşık 25-26 desen, 26 desen 4 katı zaten. Yaklaşık 6 katına yakın bir güce çıkacaksın. Şimdi 4 beygirlik 50 cc'nin gazını açarsın. Diye bağırmaya başladıktan sonra bir süre sonra gitmeye başlar. Şimdi 250 cc'de o yok. Gazı ne kadar açarsan o kadar gidiyor motor. Yani açtığın sürece gidiyor, hızlanıyor. Öyle bir güç var. Buna alışmanız gerekecek güce ve hıza gençler. 50 cc üzerinde yapabildiğiniz sürat, kesici varsa 45-50. Kesiciyi kaldırdıysanız işte 60-70-80, artık Allah ne verdiyse marka modeline göre. Şimdi 250 cc onun 2 katından fazla hız yapan bir scooter. Yani ben bir iki kere zorladım limitlerine. 150 kilometreye yaklaştı. 160 yaptıranı da vardır. Ben tabii 250 sistem basıyorum. 300-400 cc scooterlarda o sürat daha da artabilir. Ne dedik şimdi? 3 ana fark göreceksiniz 50 cc'den büyük hacimliğe geçtiğiniz zaman. Tabii başta da söyledim ya, işte bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Şimdi önce mesela 50 cc'nin avantajlarından ben size biraz bahsedeyim. En büyük avantajı şehir içi kullanımı. Yani eğer uzun mesafe gitmiyorsanız, bulunduğunuz yerde çok fazla yokuş yoksa, bölünmüş yollara, otoyollara, çevre yollarına çok fazla çıkmıyorsanız 50 cc en kullanışlı ve en ideal scooterlardan bir tanesi şehir içinde. Bak şimdi amcam kullanıyor, görüyor musun? Honda Today, bak önümden geçiyor. Niye? Belek'te bu motoru fıldır fıldır kullanır. Çok rahat bir şekilde. Yine laf dağılıyordu, tabii kafam dağıldı, neyse. Honda Today'e gittik. Şimdi şehir içinde ideal. Kullanımı çok pratik. Hafif. O hafiflik size öyle bir kolaylık veriyor ki, duruyorsun, kalkıyorsun, çarşı içinde motor oraya bırakıyorsun, sıkışık bir yere girmesin. Sıkışık bir yere girdin, yanına başka motorlar, scooterlar park etti. Çıkarmak için elinle çektiğin zaman geliyor motor. Yani orta sehpaya koş, şöyle elinle geriye çek ya da olduğu yerde 180 derece geri döndür. İstediğin gibi hareket ettirebiliyorsun 50 cc scooter. Şimdi 250'de bu yok abi. 180 kiloluk motoru öyle elinle çektin mi cart diye çevirme falan şansı yok. 50 cc'nin işte hafifliği var. Az yakıyor. Yani 2 litre falan şehir içinde 2 litre yakar. Benimki bu motor şehir içinde 3.8 litre. 2 katına yakın yakıyor. Yani arada ciddi şekilde yakıt sarfiyatı farkı var. Onun dışında efendime söyleyeyim, ben bu lafı da çok kullanırım biliyorsunuz. Bak kafa da dağılıyor ya. Ne dedik? Yakıt ucuz. Parçası ucuz. 50 cc, birçok 50 cc scooter modelinin parçası ucuz, bakımı ucuz, motoru basit. Yani fazla elektronik karıştırılmadığı için. Eskileri zaten şu 2018'e kadar hemen hemen hepsi karbüratörlüydü. Doğru düzgün enjeksiyon yoktu. Şimdi enjeksiyonlar geldi. Onlara biraz elektronik beyinler, sensörler karıştı. Onun dışında daha az masraf ediyorsun, yakıtı az, bakımı kolay, kendin bile yaparsın, yağını değiştir, indir, kaldır, her şeyi yap. İşte bu avantajları var 50 cc'nin, ama bunun yanında tabii dezavantajları da var. Hadi biraz da onlardan bahsedeyim, dezavantajlarından. Sürat, en büyük dezavantajı sürat. Onu niye diyorum? Şehir içinde bile giderken sıkışık trafikte 30-40 kilometre civarlarında giderken eğer biraz hızlanmaya, bir kamyon, bilmem otobüs, şunu bunu geçmeye falan ihtiyacınız olduğunda bu sefer gücü alamıyorsunuz. Gücü alamayınca gidemiyorsun, zor durumda kalıyorsun. Arada kalıyorsun, sıkışıyorsun. Ama bunun yanında da fırt fırt her yerden de kaçıyorsun. Yani trafiğin yavaş gittiği her yerde sen
devamlı sağdan aradan devamlı gidiyorsun. Yani hiç durmayan bir scooter 50'siyiz. Şimdi bu da öyle değil mesela. Bunun aynaları dışarı doğru geniş. Gövde daha büyük. Her araya girip çıkamıyorsun S3'le. Ya aynanı takarsın ya bir şey olur. Şu olur bu olur. Bu arada artık iyice beleğin içine girdik. Şu sağ tarafların falan buralar hep golf sahaları. Meraklısı varsa gelsin oynasın. Ondan sonra yani en büyük dezavantajı gücünün olmaması, süratinin olmaması. İşte bir süre sonra da videonun başında dedim ya, tatmin etmemeye başlıyor sizi. Eğer motor kullanmayı hakikaten keyif alarak yapıyorsanız, yani bu işten keyif alıp daha da ileriye götürmek istediğiniz zaman o noktada yetmiyor. Yetmeyince de haydi babam A ehliyet, A2 ehliyet, üstüne büyük motor benim gibi. Dezavantajlarından da bahsettim. İşte 50 cc'nin. Şimdi bunun yanında 250 cc'nin avantajları ne? Bir kere oturaklı, hızlı, güçlü, her şey var. Yani bas basabildiğin kadar. Gazı açtığın sürece hızlanıyorsun, kaçıyorsun, gidiyorsun. Zor durumda bırakmaz seni. Otoyolda kullan, çevre yolunda kullan, her yerde, şehir içinde. Ha, şehir içi için başta dedim ya, hani ufak yerde yaşıyorsan efendime söyleyeyim, çok fazla yol gitmiyorsan günde, çevre yollarını kullanmıyorsan, o zaman fazla gelir. Yani 250 cc scooter fazla gelir. Bu beleğin taksicileri ve şoförleri, Allah bunları ıslah etsin. Adamın ağzından girer, burnundan çıkarlar. Bak gidişlere bak, bak şunların bak. Yarışıyorlar. İşte turizmin vermiş olduğu böyle bir gevşeklik ve lakaytlık var Antalya civarlarında maalesef. Avantajları 250 cc'nin. Bak hep kafamı dağıtıyor bu arkadaşlar. Şimdi kötü söz söylemeyeceğim. Kızarlar sonra bazı seyirciler bana, niye sövdün adamlara diye. Ondan sonra iyi, ben şu artık şuradan gideyim bari ya. Artık 80'le gidiyorum. Bak 80'le gidiyorum abi. Yetmiyor adamlar o sürat ya. 250 cc'nin avantajları hız, güç, ne varsa var. Atla iki kişi. Bin uzun yola git. Avrupa gez. Her yeri gez. Yani her türlü yola gidebilecek bir motor. Benim dahilim S3'üm öyle. Ha, bunun dezavantajları da birazını mesela başta 50 cc'nin avantajlarını sayarken söyledim. Yakar. Yani dahilim S3 Advance şehir içinde 3.7-3.8 yakıyor. Kullanıma bağlı. Şehir dışına çıktığın zaman 2.8-2.9'lara düşüyor. Ama 50 cc'de bu rakamlar... Bak şimdi gazı açtım, geçmek istiyorum, 50 cc'li yapamayacağım iş. Zıt adamı geçtim, uzadım, gittim. Gördünüz mü? Bunu 50'li yapamazsın. Uzun yola gider dedik. Yakıt sarfiyatı şehir içinde 3.7-8, şehir dışında 2.8-2.9, o civarda. Ondan sonra parçası pahalı. Parçası ciddi, yani 50 cc'ye göre parçası ciddi pahalı. Hele Çin menşeli bir 50 cc scooter kullanıyorsanız, ona göre ciddi böyle 4-5 kat, 6 kat falan fazla para ödersiniz yani şeyde, 250 cc'de. Yani şunun, bakın şunun ön camı bile 1200-1300 lira. Yani şu ön gördüğünüz rüzgarlık var ya, yani Allah'ın plastiği, 1200-1300-1400 lira o rakamlara satılıyor. İnanılmaz. Yani bunun bir aynası 80-100 lira. Şimdi 50 cc'de böyle şeyler yok. Git 20 liraya ayağına al tak. Bakımı kolay. Daha bak 50 cc'ye gitti kafam. İşte bunun bakımlarını düzgün yaptıracaksın. 250 cc'de enjeksiyon olduğu için birçok elektronik sensör var, devre var, şu var, bu var. Buna dikkatli bakacaksın. Daha titiz kullanacaksın. Tabi 50'yi de titiz kullanacaksın da, yani bunun bakımını düzenli yaptıracaksın. Yoksa ciddi problem ve masraf çıkarabilecek bir motosiklet türü 250 cc maxi scooter. Yani nazik kullanacaksın, kırmayacaksın, dökmeyeceksin. Karenajlarının bir tanesi 500-600-800 lira. O yüzden böyle dezavantajları da var işte 250 cc'ye geçmenin gençler. Neyse, ben artık lafı çok da fazla uzatmayayım ya. Dedik ya, nerede kullandığınız önemli, nasıl kullandığınız önemli, nereye gittiğiniz önemli. 50 cc ile 250 cc arasında bir tercih yapacaksanız bunları göze alın derim. Ama ben bunları yaşadım. Şehir içinde bazen fazla geliyor 250 cc. Özellikle dar yerlere girip çıkarken. Hani 50 olsa, keşke 50 olsa şurada dedirtiyor. Onun dışında ama tabii gücüne ve hızına ve rahatlığına, konforuna diyecek bir şey yok. Onun keyfini 1,5 yıldır sürüyorum. Gençler, bu videoyu daha da fazla uzatmayacağım. Size şöyle bir fikir vermek istedim. Yani
başınıza ne gelecek, onları biraz bilin istedim. Belek'ten herkese sevgiler, saygılar söyleyelim. Ben de şöyle biraz daha gidip sonra işte bir şeyler yaparım. Gençler, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.